Evet, 30 dakika başladı. Şu anda karşımızda organize suçlar uzmanı, yardımcı doçent Doktor Turgay Karagöz var. Turgay Bey merhaba. Merhaba Erkan Bey. Evet, 6. video yayınlandı. Sedat Peker. Sedat Peker'in videolarını analiz ediyoruz. Organize suçlar uzmanı olarak size soruyoruz. Anlattıkları konularla alakalı. Gerçekten 6. videoda çok büyük iddialar var. İfşaatlar var veya iddia da desek belki daha doğru olabilir. Hani aslı vardır yoktur size de şimdi soracağım. Şurada arkasından da şeyi de konuşalım istiyorum. Yani Süleyman Soylu'nun dünkü açıklamalarını da konuşmak istiyorum. Televizyonda çıktı, açıklamalar yaptı. Onda da ilginç başlıklar var. Ama önce bugün Sedat Peker'in önemli açıklamaları var. Onları biraz konuşalım. Şuradan başlayalım dilerseniz. Şimdi Süleyman Soylu ve saz arkadaşlarıyla topa giriş yapıyor Peker ve İbrahim Kalın'ı ele alıyor. İbrahim Kalın'a diyor ki sen hani destekliyorsun tweetlerinle ama Süleyman Soylu, seni takip ettiriyor diyor. Yolladığın Resul'ün adamları var ya diyor, resimli yer ne demekse. Bir tanesi resimleri vermiş. Özel Kalem müdürü Hasan Bey'i de takip ettin diyor. Bu takip etmek ne demek emniyet dilinde? Şimdi teknik takibi kastediyor burada Sedat Peker. Burada ben Sedat Peker'in paylaşımlarında, söylediği şeylerde iki şey dikkatimi çekti. Bir, genel olarak gayrimeşru camiada dedikodu olarak yayılan ama çoğu doğru olan şeyler vardır. İşte mesela bu eroinin ortaklarından birisi ağır gibi bir ifşaat yapıyor. Konuya bizzat hakim değil ama böyle bir duyumu var. Bu duyum genelde gayrimeşru camiada öyle bir informal iletişim network'ü vardır ki herkes herkesin ne yaptığını dolaylı olarak bilir. Ama delillendirme konusunda tabii eksiktir. Bir de o kadar spesifik bilgiler veriyor ki bu bilgiler ancak ve ancak polis içerisinden sızabilir veya yargı içerisinden sızabilir. Bunu daha önceki örneklerde de vermişti. İşte bu Peker operasyonu yapan savcının telefonunun dinlendiği, o korkuyla apar topar operasyon yapmak zorunda kaldığı gibi bilgiler vermişti. Yine kendisine operasyon bilgisinin sızdırıldığı polis tarafından. Şimdi burada da şöyle bir iddiada bulunuyor. Resul isimli şahıs, Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı Resul Holoğlu. Bu kişi daha önce de Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanıydı. Bunun Süleyman Soylu'ya yakın olduğunu ve bu ekiplerin Süleyman Soylu'nun bu kişi üzerinden emniyetteki bazı ekiplere İbrahim Kalın ve Özel Kalem Müdürü, Cumhurbaşkanlık Özel Kalem Müdürü kişinin teknik takibini yaptırdığını. Teknik takip esnasında telefon dinlenebilir, artı fiziki takip yapılabilir. Fiziki takipte de kimle buluşuyorsa böyle observer denilen araçlar tarafından uzaktan görüntü alınır, uzaktan fotoğraflamalar yapılır. Bu tarz bazı fotoğraflar çekildiği ve bu fotoğrafların bir kısmının da bu teknik takibi yapan polisler tarafından sadece Resul Holoğlu'na değil aynı zamanda teknik takibi yaptıkları kişilere verildiğini, bize böyle bir şeyler yaptırıyorlar, İşte bu da belgesi şeklinde verildiğini iddia ediyor. Bu çok büyük bir iddia yani. Devletin en tepesindeki insanlar birbirlerini takip ediyor. Yani bunun şeyi varsa, gerçekliği varsa çok büyük bir skandaldan var. Bu resimlerin artık ne resimlerse onlar bilmiyorum. Yani herhalde insanı rahatsız edici resimler olsa gerek. Bu resimleri göstermeleri bir dostane bir ilişki anlamına mı gelir oradaki polislerin, yoksa ayağını denk al, takip ediyoruz, işte resimlerde tependeyiz mesajı mıdır? Yani o resimler illa çok rahatsız edici bir resim olmasına gerek yok. Herhangi bir yere gitmişlerdir özel hayatında, birisiyle buluşuyordur, birisiyle buluşmuştur. Yani gizli kalmasını istiyordur. Bu özel hayatına ilişkin bir şey de olabilir. Veya bir siyasi gizli kalması gereken bir iletişime geçmiştir birileriyle, devletten birileriyle bu kişiler. Yani bunların gizli kalmasını istiyordur. Herhalde gizli kalınmasını istenilen bir ortam. Yani evet, ama bu illa suç olduğunu göstermez. Mesela yani bir siyasi koalisyon çabaları vardır. Hiç tahmin etmediğimiz bir partinin lideriyle görüşülüyordur. Yani mesela bu tarz bir şey de olabilir. İlla suç unsuru olan bir şey olması gerekmez. Yani böyle bir resim alınmıştır uzaktan bir bölgeden. Yani buna dair resimler olabilir. Bu resimlerden bir kısmını gösterdiğini iddia ediyor bizzat takip edilen kişilere. Eğer böyle bir şey varsa devletin tepesinde çok büyük bir çatışma başlamıştır zaten. Çünkü İbrahim Kalın ve Tayyip Erdoğan'ın özel kalemi olan Hasan isimli şahıs, soyadını hatırlayamıyorum şimdi. Bu şahıs bizzat Tayyip Erdoğan'a bu konuyu bilgi verecektir. O konuda kim takip yapabilir ki? Yani Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı bünyesindeki ekipler veya istihbarat bünyesindeki ekipler ve bu devletin en tepesinde büyük bir krizin varlığını bu Erdoğan'ın burnunun dibine kadar girme ve takip edilme anlamına gelir. İbrahim Kalın ve Özel Kalem, daha ötesi var mı? Evet. Yani Erdoğan yakın çevresi takip altında. Süleyman Soylu'nun ekipleri tarafından anlamına geliyor bu iddia. Evet, aynen öyle. Bir de şu anlama geliyor aynı zamanda. Sedat Peker'e bu tarz bilgilerin gelmesi, ben daha önce de söylemiştim. Sedat Peker kendisi tek başına hareket eden bir şahıs değil. Hayatı boyunca böyle oldu. Şu anda evet kişisel kızgınlıkları var, kırgınlıkları var. Kişisel bazı refleksler gösteriyor ama onun ötesinde Sedat Peker bir kliğin adamıdır. Bir klik tarafından özel olarak yetiştirilmiştir. Aynı kliğin Sedat Peker'e istihbarat paylaşımında bulunduğunu görüyoruz. Emniyet içerisinde. Bu klik Sedat Peker'e kendi operasyonuna haber vermekte kalmamış. Daha ayrı teknik takip, başka operasyonlara dair veya illegal takiplere yönelik bazı teknik takip bilgilerini de veriyor. Bu da çok ilginç bir bilgi bence yani. Ve bunu da nereden bildiğin konusu şöyle bir cümlesi de var. Tabii ki ben bileceğim diyor bu tür şeyleri diyor. Ben yıllarca diyor emniyette, askeriyede, devletin her kademesinin içerisinde bir şekilde bulunmuş biriyim diyor. Bu kadar içli dış. Tabii ki ben gidip de diyor bir başkası söyleyecek hali yok diyor bu tür ifşaatları. Bu şekilde de izah ediyor. Şimdi bu biraz önce bahsettiğimiz bir Resul meselesi var. Evet. Organizeden sorumlu diyor. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu dediniz. Bu, bu şeyin Peker'in ifadesi Süsü Süleyman'ın saz arkadaşlarından. Senin adamın diyor. Ve onun üzerinden operasyonlar yapıyorsun diyor. Buna bir örnek veriyor. Nevzat Kaya uyuşturucu operasyonu, Yeniköy Motor'un sahibi. Kendi bindiği arabada Soylu'nun oğlunun plakası var diyor. Ayrıcalıklı plaka. Oğlu Engin operasyondan 10 gün önce gidiyor bu adama. İhtisası iptal etmemiz gerekiyor diyor o plakayı. Engin diyor ki 5 milyon dolar verirsen seni bu dosyadan çıkarabiliriz diyorlar ve sonra hapse atıyorlar bu adamı. Ondan sonra operasyonda Ankara'dan kimse yok. Operasyonda Ankara'dan kimse yok. Sen nasıl bu operasyonu Ankara'dan yapıyorsun? Çünkü Resul var diyor. Altını çiziyorum bir çizgi. Yekün. Ne anladık bu işten? Bu açıklamalardan. Şimdi bir operasyonun merkezi nereyse savcılık ve o savcılık dolayısıyla oranın lokal polisi operasyonu başlatması lazım. Eğer örgütlü suçsa, burada bir örgütlü suç iddiası var. Bölge bölge vardır. Yani mesela Kocaeli'deki bir dosyayı belki İstanbul'daki özel yetkili mahkemeler soruşturabilir ama Ankara'ya doğru yaklaşıldıkça artık oranın sorumluluk alanı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına girer. Oradaki özel yetkili savcılık ve mahkemeler konunun soruşturma ve kovuşturmasını yapması gerekir. Dolayısıyla Ankara polisini görevlendirirler. Şimdi burada Sedat Peker'in iddiası şu: bir kişi haricinde herkes Ankara'da değildi. İstanbul'dan toplanmışlar bu kişiler. Neden Ankara'da başlatıyorsun? Yine o Resul Holoğlu ile beraber çalışan Ankara Emniyet Müdürü Servet isimli emniyet müdüründen de bahsediyor. Ankara Emniyet Müdürü olan şahıs. Şimdi bunların burada daha güçlü olduğu için sızma ihtimali veya artık farklı amaçlarından bahsediyor. Burada bu kişileri, bu zengin kişilerden para koparttıkları iddiasından bahsediyor bu kişilerin. Soruşturmayı tamamen usullere, teamüllere aykırı olarak Ankara'dan, bir kılıfını uydurarak Ankara'dan başlattıkları, teknik takipleri Ankara'dan yaptıkları ve şahısları İstanbul'da gözaltına almalarına rağmen veya Türkiye'nin değişik yerlerinde gözaltına almalarına rağmen Ankara'ya getirdiklerini 15 ay geçmesine rağmen, operasyonun adı da Bataklık Operasyonu. Bu operasyon aynı zamanda Süleyman Soylu'nun konuşmasında da geçti. Bugünkü konuşmasında da geçti. Böyle bir operasyon yapıldığı ve Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak lanse edilmesine rağmen yarım kilo bile uyuşturucu yakalanmadığını beyan ediyor. Ve 1,5 yıldır da iddianame hazırlanmadığını, kişilerden sürekli olarak böyle bir para alındığını iddia ediyor. Buna bir örnek de MASAK Başkanı'nın avukat eşi ile alakalı da bir örnek veriyor. Tırnak içerisinde FETÖ soruşturması olarak açıldı diyor. Adamı köle gibi yapmış. Bunu Resul üzerinden yapıyor. Oğlu Engin sanıkların hepsinin parasını alıyor. Şimdi burada hani bu FETÖ borsası diye bir şey çıkmıştı. Yani iş adamlarının üzerine çöküp bak seni ben seni FETÖ tırnak içerisinde kapsamında içeri alırım deyip İzmir'de ortaya çıkan bir şeydi. Ama burada şimdi Peker'in iddiası şu. Asıl mafya sensin diyor. Süleyman söylüyor. Sen diyor bu insanları FETÖ meselesi üzerinden milletin parasına çöküyorsun. Oğlun da bu işin içerisinde diyor. Kom başındaki adam da bu işin içerisinde diyor. Ben doğru mu anladım? Evet. Şimdi bu şöyle bir tevafuk olmuş. Sedat Peker bu videoyu Süleyman Soylu'nun röportajından daha önce çekiyor. Süleyman Soylu da dünkü röportajında ayrıntılı olarak bu bataklık operasyonu ile ilgili bilgiler veriyor. Diyor ki işte bu dünyanın en büyük uyuşturucu kara parası aklama operasyonu. Biz burada uyuşturucunun finansal şeylerine gidiyoruz, üzerine gidiyoruz. MASAK'ta birlikte çalışıyoruz. Bunları özellikle söylüyor ve işin içinde FETÖ var diyor. Bu işin içinde FETÖ çıktı diyor. Oradan nasıl çıktığını söylemiyor. İşte ben şu anda bunu söylüyorum diyor. Yani burada tamamen birbirinden habersiz olarak yapılan iki konuşmada ortak noktalar görüyoruz. Bu da yani Sedat Peker'in söylemlerini daha böyle inandırıcı kılıyor bizim için. Denk düşmüş yani oldu. Sedat Peker, Süleyman Soylu bu konuşmayı yapmadan bir konuşma yapıyor. Süleyman Soylu öyle bir konuşma yapıyor ki daha sonradan bu kasette yayınlanmamış daha. Sedat Peker'in kaseti sabah yayınlandı. Daha yayınlanmamış. Sedat Peker'in söylemlerini tamamen bir puzzle'ın diğer parçası gibi tamamlıyor. Yani şimdi tabii ki bunlar iddia ama bu tutarlılık benim için şeydir yani. Şüphelenmemi gerektirecek bir şeydir. Ve Türkiye'de pratiklerine de bakıldığı böyle bir şeyin mümkün olabileceğine inanırız yani. Türkiye'de maalesef bu tarz şeyler çok mümkün. Yani burada asıl mafyanın Süleyman Soylu olduğuna getirip yani insanların malına çökme konusunda çok büyük bir iddia. Çok büyük bir iddia ama Türkiye gerçekleri açısından baktığımızda neden olmasın sorusu tabii ki ister istemez akla geliyor. Peki Hürriyet baskınından da bahsediyor. Gazeteci dövdürülmesi meselesinden de bahsediyor. Bunların üzerine alıyor. Bunları ben yaptırdım diyor. O çok ilginç. Bu Hürriyet baskını ve Ahmet Hakan'ın dövdürülme meselesi. Şimdi o Demirören meselesini sizin gazetenizi ben bastırdım diyor. Milletvekili söyledi. Bir AKP'li milletvekili. Diyor, demiş ki buna biz gazete basılacak ama bizim o boynu kalın vardı Gençlik Kolları Başkanı. Bizim çocuklar, gençler öyle profesyonel değil. Senin adamlarımıza ihtiyaç. Yani AKP tarafından sipariş edilmiş, mafyaya sipariş edilmiş bir gazete baskınından söz ediyorsunuz biz burada. Öyle değil mi? Evet. Geçen de Feyzi iş başaran konusunda da yine bu konu AKP tarafından sipariş edilmişti. O zaman kim tarafından sipariş ettiğinde adresini vermişti. Metin Külünk. İsim söylememişti ama hemşerimdir, Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda üyedir falan deyince o isim çıkmıştı yani. Daha bir süre tasfiye edildi. Sonra yeniden adrese teslim isim vermişti. Bu sefer bilgi vermiyor. Yani o zaman zaten yine Sedat Peker'in bu işin arkasında olduğu dedikodular çıkmıştı. Sedat Peker'in bazı adamlarının Abdurrahim Boynukalın'la birlikte hareket ettiği dedikodular çıkmıştı. Şimdi bunu da onaylıyor. Ve bunu yine reaksiyona ben yani Sedat Peker'in videolarında şöyle bir şey gözlemliyorum. Süleyman Soylu ve bu basınla çatışma özellikle Hürriyet grubuyla o eski Doğan grubuyla çatışma planda yoktu bence ama Süleyman Soylu'nun potaya girmesiyle kendisine pislik demesiyle ve bu eski Doğan grubu medyasının Demirören medyası oldu şimdi. Demirören medyasının tutup Hadi Özışık'la falan röportaj yapması olsun. Yani yine Sedat Peker operasyonunu değişik şekillerde Sedat Peker suç örgütü olarak tanıtmaya başlaması Sedat Peker'in böyle bir reaksiyonuna yol açmış. Şu anda böyle onlar da girdi. İfşaatlarda bulunmamasına rağmen bazı küçük darp olaylarını şu anda kabulleniyor, anlatıyor yani. Ben de öldürdüm, ben yolladım adamlarımı diye aslında aynı zamanda ben suç örgütü lideri değilim derken esasında sadece bu ifşaatlarından biri iki tane eylemini kendisi itiraf etmiş oluyor. Şiddet içeren eylemini kendisi itiraf etmiş oluyor. Ve AKP tarafından azmettirildiğini de söylüyor. Evet. Aslında burada yani, AKP'nin de altını bir oyuyor Peker. Yani, tabii ki. bu aslında Erdoğan'a kadar uzanabilecek, hani Erdoğan'a toz kondurmuyor. Mesela iş adamlarının saraya girerken 3 defa üzerlerinin arandığından bahsediyor. Hırsız muamelesi yapılıyor diyor. Yani orada donunu indir deseler onu da yapacaklar ama al sana ihale diyor. Evet. Şimdi burada yani saraya kadar girilip orada ihale pazarlıkları yapıldığından bahsediyor. Bu kimin sarayı? Erdoğan'ın sarayı. Yani şöyle bir strateji görüyorum ben Erkan Bey. Dediğim gibi Sedat Peker kişisel kırgınlıkları, kızgınlıkları var ama onun ötesinde bir kliğin parçası. Hep böyleydi. Hep öyleydi. Hep o şekilde çalıştı. Bütün eylem tipolojileri ona uyuyor zaten. Şu anda da ben aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Erdoğan'a savaş açmak, direkt savaş açmak mantıksız ama Erdoğan'ın etrafındaki koalisyonlara savaş açıp oraları kredibilitesini düşürüp Erdoğan'ı savunmasız hale getirmeye çalışan bir izlenim görüyorum ben. Yani burada Mehmet Ağar hükümetin parçası değil ama şu anda polis içerisindeki gücüyle Erdoğan'ın bir koalisyon ortağı. Yine Pelikan denilen grup medyadaki şeyi. Şu anda Süleyman Soylu bence hesapta yoktu. Süleyman Soylu'ya da aynı savaşı açtı. Orayı birazcık kişiselleştirdi orada. Yine onun İçişleri Bakanı. Yani burada bence AKP'nin düşüşünü, çöküşünü gören bir klik var Türkiye'de. Bu çöküş sonrası için bir zemin hazırlıyorlar. Ve Erdoğan'a şu anda saldırmak için etrafındaki koalisyonu dağıtmayı planlıyorlar ve şu ana kadar bence Sedat Peker üzerinden de başarılı bir strateji izlediler yani. Evet, çok titiz atışlar yani. Yani teker teker indiriyorlar etrafındaki insanları. Takır takır indiriyorlar. Bu o bahsetmiş olduğunuz kliği nasıl tanımlıyorsunuz? Şimdi bu kliği nasıl tanımlıyorum? Sedat Peker'in nerede yetiştiğine bakmak lazım. Sedat Peker şu anda retorik olarak çok dini söylemler falan kullanıyor ama Sedat Peker hep böyle değildi yani. İşte yine bugünkü videosunda çok fazla Alevi Bektaşi retorikleri kullanıyor. Şimdi Sedat Peker'i çıkartan, o Kadıköy'ün sokaklarından çıkartıp meşhur eden kişi Veli Küçük, biliyorsunuz. Veli Küçük'ün kim olduğunu biliyoruz. Yani askeri kanat içerisinde Ergenekoncu olarak bildiğimiz milliyetçi ama şeye yakın, ulusalcıya yakın bir milliyetçilik. Bahçeli kanadı değil. Öyle bir milliyetçi ekolden gelen kişi. Şimdi bu kliğin kim olduğunu yine görmek için başka bir şey. 2002 yılı Sedat Peker bir web sitesi açıyor. O zaman web siteleri daha yeni yeni açılıyor. Ancak devlet kurumlarının web sitesi var. Yani web sitesi açılışına gelen kişiler 9 adet general geliyor. 9 general geliyor. Bunlardan bir tanesi Veli Küçük de orada. O da onur konuğu zaten. Ama eski Kara Kuvvetleri Komutanı Muhittin Füsunoğlu. Yani Genelkurmay Başkanı olmaktan son anda direkten dönmüş birisi. Bu kadar önemli bir kişi 2002 yılında Sedat Peker adi bir suçlu daha o zamanlar. Bu kadar meşhur değil. Yeni yeni parlatılmaya çalışan bir şey. Bunun web sitesi açılışına geliyor. Ya bunların hepsi ulusalcı özellikleriyle ön plana çıkan kişiler. Yine Sedat Peker'i daha sonraları kimlerle görüyoruz? Ergenekon soruşturmalarındaki yakın ilişkilerini görüyoruz. Veli Küçük'te bir konuşması var. 2004 yılındaydı galiba. Bahçeli'yi tasfiye edip Ümit Özdağ'ı o partinin başına geçirme çabalarında görüyoruz. Yani bu çabalar Sedat Peker'in ait olduğu klik hakkında bence bilgi veriyor yani. Tabii. Peki Peker şunu da devam edelim açıklamalarından. Şöyle bir cümlesi geçiyor. Sülü, dur daha o şeyi de anlatacağım. O zorlu binasında. Senin kardeşin telefon tapeleri geliyor, dinleme tapeleri. Orada milleti parçalıyorlar, yoluyorlar, para alıyorlar. Evet. Buradan ne anladınız? Yani yine buradan FETÖ borsası gibi veya bu tarz böyle işin içinde zengin insanlara yönelik soruşturmalar yürütülüp oradaki o dinlemelerin, teknik takiplerin haraç amaçlı kullanılmasını anlıyorum. Yani bu iddialar zaten ayyuka çıkmış durumda. Ne kadarı doğrudur, ne kadarını üretiyordur, fabrikate yapıyordur Sedat Peker bilmiyorum ama bunlar yani Türkiye'de artık aidiyattan şeyler haline gelmiş durumda maalesef. Türkiye'de hukuk çökünce ve belli bir sosyal kitle özellikle cadı avına dönüştürülünce hukuki işlemler herkesi bu FETÖ diyerek, başka şeyler diyerek korkutabiliyorlar. O insanlar da bu cadı kazanını gördükleri için hiç ben bu potaya girmeyeyim diye çok rahat bir şekilde haracı verebilirler yani. Böyle bir ortam haline geldi Türkiye. Hukuk güvencesinin olmadığı bir ülkede bu tarz şeyleri sistematik olarak yapan da çıkar. devlet içerisinden gruplardan da yapan çıkar. Mafya da sanki devlette ilişkiliymiş gibi yapabilir yani. Bu ortamı hükümet hazırladı. Bu ortam maalesef öyle bir ortam ki bol bol sinek çekebilecek bir ortam üzerine. Sinekler de üşüşmüş durumda maalesef ülkenin üzerine şu anda. Ve şöyle devam ediyor. Ben açıklama yapınca uyuşturucu operasyonları arttı. Ya benim de dikkatimi çekti. Evet. Bu kokain mokain meseleleri gelince bir baktık. Her gün tak tak orada terörist operasyonu, burada bilmem ne iş bu. Yani burada kendi gözlemini doğruluyor musunuz bu yorumunu? Ya doğruluyorum. Emniyette öyle refleksler vardır. Ben de yaşadım yani. Bazen böyle olağanüstü zor durumda kalınca emniyet, çok büyük olaylar olunca hemen bir göstermelik, halkın nabzını, yani halkı gazını almak için göstermelik operasyonlar yapılabilir yani. Bu tarz şeyler ben de gözlemlemiştim emniyette çalışırken. Şimdi burada yapılan şey Erkan Bey, 1500 kilo, 1,5 tonluk esrar. Esrar maddesinin kar marjı çok düşüktür. Ve operasyonun yapıldığı yer uluslararası sular, Laskiye açıkları. Suriye yani, açıkları diye söylüyor. Evet, Suriye açıkları. Buradan yani bu riski almaya değer mi? Suriye savaş bölgesi zaten. 1,5 ton esrar ki yani diğer maddelere göre daha az zararlı bir madde. Dünyanın pek çok ülkesinde esrar legalleştirilmiş zaten. Kanada'da, Amerika'nın 25 eyaletinde legal hale gelmiş. Böyle bir madde 1,5 ton topu 250.000-300.000 dolarlık bir maddeden bahsediyoruz. Kar marjı da çok düşük. Şimdi uluslararası sularda böyle bir riskli operasyon neden yapılıyor? Aynen Sedat Peker'in söylediği gibi bu olaylar, ben Süleyman Soylu'nun gözlemlerinde de o noktaya takıldığını gördüm. Çünkü iddialar çok ciddi. Özellikle o konuya çok vakit ayırdı. Yani o iddiaları, o algıyı değiştirmek için bakın biz operasyon yapıyoruz diye, ama yani aynen Sedat Peker'in söylediği gibi Erkan Bey, 1,5 ton esrar 250.000-300.000 dolar yapar. Ama 5 ton kokain 250 milyon dolar yapar. Şimdi aradaki farkı görüyor musunuz yani? Tabii. O zaten büyük baronlar 1,5 ton esrarla uğraşmazlar. Onlar şeydi yani, o küçük kaçakçıların işidir yani. Hiç kimseyi zengin etmez yani. O aracılar, satıcılar arada yani bir para kazanır, ama o gözleme katılıyorum. Yani. Ama dün Soylu'nun açıklamalarında 2002'de 8 kilo kokain yakalanıyordu. Evet. Şimdi yakalanan 1900 kilo. Şimdi Erkan Bey, ben 2002'lerken sizin görev yaptığınız dönem. Ben 2004'te başladım da benim görev yaptığım dönemde de benzerdi yani. Biraz daha artmaya başlamıştı. 30 kilo, 40 kilo olmuştu. En son işte 100 kilo, 200 kilo olarak falan gelmeye başlamıştı. Şimdi ben şu andaki kurumumda sorgu teknikleri dersi de veriyorum da bu konuşma, eğer Süleyman Soylu'nun konuşması İngilizce olsaydı onu ben derste örnek olarak kullanırdım. Nasıl yalan söyler insanlar, nasıl yalanlarını saklarlar diye. Şimdi sorguda şöyle bir kural vardır. Kişiye açık uçlu bir soru sorarsınız, anlatmasını beklersiniz. Kişi anlatır. Siz orada bakacağınız şey şudur: patternlara bakarsınız. Nerede detay veriyor, nerede detayları özellikle atlıyor. Şimdi o patternlarda detayları atladığı yerler sizin altın bulacağınız yerlerdir. Oralara kazmayı vurmanız gerekiyor. Orada maden var. Orada maden vardır. Oraya gitmeniz lazım. Şimdi detay veriyorsunuz. Zaten orası doğrudur. Detay verebiliyor. Yalancılar kafalarında bir senaryo vardır, ama o senaryoya ilişkin detaylarda çelişkiye düşeceklerini bildikleri için sadece yalanı söylerler. Orada detaydan kaçınırlar. Yalancıların böyle bir özelliği vardır. Şimdi 2002 yılında evet mesela rotaları falan veriyor. Ben orada çok dikkatli izledim Süleyman Soylu'yu. Diyor ki işte bizim kokain rotamız, işte eroin rotamız var. Evet, eroin rotası var. Türkiye'de hiç kimse sizi suçlamıyor ki Türkiye'de 20 ton eroin yakalanıyor diye. Türkiye eroin rotası üzerinde. 20 ton da yakalanır, 30 ton da yakalanır. Devlet ne kadar kararlı olursa olsun bu kaçakçılar Türkiye üzerinden geçmeye çalışacağı için madde yakalanacaktır. Hap rotasından bahsediyor. Evet, Türkiye'yi hiç kimse size suçlamıyor ki, ama kokain maddesinin 2002'de 8 kilo yakalanıp 2021'de 1900 kilo yakalanması bir başarı göstergesi değildir. Şunun göstergesidir: Türkiye ile hiçbir alakası olmayan, pazar olarak çok küçük bir pazarı olan, rota olarak hiçbir şekilde Türkiye'nin üzerinden geçmeyen bir trafik Türkiye'ye gelmiş. Siz bu ülkeyi bu hale nasıl getirdiniz? Yani soru burada budur. Siz neden bunu şey yapmıyorsunuz? Siz Avrupa'ya giden kokain trafiği ne oldu da Türkiye'ye geldi? Şimdi 8 kilo yakalanıyorsa diyelim ki 100 kilo ülkeye giriyor, 8 kilosu yakalandı en başarısız durumlarda. Şu anda demek ki o kadar fazla ton giriyor ki 1900 kilosu yakalanıyor. Şimdi burada böyle devletin, geçen sefer bir siyasi iradeden bahsetmiştim. Siyasi irade var tabii ki ama polisin her birimine şunu söyleyemez yani o siyasi irade. Dokunmayın kokaine. Bunu söyleyemez. Lokaldeki polis kendi kendine çalışır. O mal, 5 tonluk mal parçalara bölündükten sonra birkaçını zaten yakalayacaktır. O bir risktir. O riski göze alır bu ticarete giren kişiler. Ama şöyle söyleyeyim, bir örnek vermek istiyorum. Volkswagen fabrikası biliyorsunuz. Manisa'ya bir fabrika açma planı vardı. Geldiler. Daha sonra Türkiye'deki siyasi atmosferi beğenmediler ve bu fabrikayı Romanya'ya açmaya karar verdiler. Şimdi bu yatırımın fiyatı 930 milyon TL civarıydı Erkan Bey. Kolombiya'dan çıkan bir parti kokainin fiyatı 245 milyon dolar. Yani o fiyata 2 Volkswagen fabrikası Türkiye'de açılabilirmiş. Şimdi Volkswagen bu kadar fizibilite çalışması yapıyor. Türkiye'de bir fabrika açmak için param gitmesin, şey yapmasın. Yani bu kokain ticareti yapan insanlar rotayı büyük garantiler almadan değiştirirler mi? Şimdi Avrupa'da sınır yok. Avrupa'da İspanya'dan sokabilirsiniz, Belçika'dan sokabilirsiniz, Hollanda'dan sokabilirsiniz. İlk girişte yakalanmadığı sürece tek tip takipte yoksa tırlar her tarafa gidiyor. Dağıtımını yapabilirler ama Türkiye'den giriş yapıldığında yolda bir sürü kontrol, gümrük kontrol noktasından geçmesi lazım. Tırlar tesadüfi olarak aranıyor. Risk artıyor. Bu riski neden alıyorlar? Bu riski Türkiye'de bir siyasi garanti aldıkları için ben ancak bu şekilde şey yapabiliyorum. Türkiye'den bir siyasi garanti almasalar bu riski almazlar. Çünkü Türkiye'ye giriş noktası olması yollarda riski daha fazla artıran bir olsa. Ama ona rağmen bu riski alıyorlar çünkü ana malı, 5 tonluk malı gümrük girişinde yakalatmak istemiyorlar. Parçalara bölündükten sonra 20 kilosu, 30 kilosu tırlarla gümrük kontrol noktalarında falan yakalanabilir. O riski göze alıyorlar, diğerini almıyorlar. Yani ben burada Süleyman Soylu'nun özellikle o noktaları özellikle kaçındığını gördüm. Bu da yani bu işin ne kadar saklamaya çalıştığı yönelik bende bir kanaat oluşturdu. Peki Süleyman Soylu'nun bir açıklaması da Türkiye uluslararası mafyanın merkezi oldu. Evet. İşte bu da maalesef bu matah bir şey değil bu. Olayı şöyle açıklıyor. Bize dünyada işte dünya üzerimize saldırıyor şeklinde açıklıyor. Mafya gruplarında, uluslararası mafya gruplarında Türkiye'ye zarar vermek için kullanıyorlar şeklinde açıklıyor ama yani bu aslında Türkiye'nin ne hale geldiğinin göstergesi Erkan Bey. 2013 yılında 17-25, 16 Aralık 2013 tarihine gidelim. Sedat Peker içeride, Alaaddin Çakıcı içeride, Galip Öztürk içeride, Kürşat Yılmaz içeride. Ne kadar aklımızda gelen insan varsa hepsi içeride. Öyle bir ortam var ki İstanbul'da ben bunu çok o ekiple gurur duyuyorum. O ekibin parçası olmakla gurur duyuyorum. Silah arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Pek çoğu şu anda cezaevinde görevini yaptıkları için müebbet ceza hapse çarptırıldılar. İstanbul'da insanlar birbirlerine yan gözle bakmaktan korkar hale gelmişler. Şimdi Süleyman Soylu diyor ki ülkemiz uluslararası mafyanın merkezi haline getirilmeye çalışıyor. Yani siz ülkeyi... Getirme kardeşim. Yani hukuk kolonlarını kırarsanız affedersiniz ülkeyi tezek gibi bir hale getirirseniz sinekler gelecektir. Sadece kendi ülkenizden değil etraf ülkelerden de öyle insanlar gelecektir. Maalesef Türkiye'nin bu bir başarısızlığın itirafıdır aynı zamanda. Bir başarısızlık itirafıdır. Türkiye'de Türk mafyası kontrolden çıktığı gibi etraf ülkelerde. Daha önce bu tarz mafya grupları Bulgaristan'da olurdu, Gürcistan'da olurdu. Şu anda maalesef Türkiye o ülkeler standartına geldiği için rüşvetleri iş yürütülebilen, polisin çalışmadığı, yeteri kadar çalışmadığı bir ülke haline geldiği için o gruplarda Bulgaristan yerine, Gürcistan yerine artık Türkiye'yi tercih eder hale gelmişler. Bu bir başarısızlığın itirafıdır. Peki Süleyman Soylu Peker noktasında geri vitese takmıyor. Ve evet, dünkü açıklamasında yani gerçekten çok çirkin bir ifade, bunu hani gazeteci aktarmak durumunda, karısını iç çamaşırına sığınan acizler olarak Peker'i niteledi. Evet. Bu açıklamayı ve geri vitese takmamasını, üstüne gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi geri vitese takılacak pozisyon geçti. İlk pislik dedikten sonra Peker öyle bir saldırdı ki artık o savaş da geri dönme ihtimali yok yani. Ya birini yiyecek ya biri diğerini yiyecek. Öyle bir ihtimal yok zaten. O konu o boyutlara geldi. Çünkü şöyle bir iddiada bulundu. Bana yapılacak operasyonu sen bana haber vermedin mi? Şeklinde bir iddiada bulundu. Bir İçişleri Bakanı, bir mafya lideri dediği kişiye, sana İstanbul'da operasyon yapılacak, ben de İstanbul'u yönetemiyorum, sen kaç veya sana yakınlaşınca ben sana haber vereceğim. Bana koruma vermedin mi? Zaten bunu da reddedemiyor yani. O kadar çelişkiler var ki bu insanı, yani Süleyman Soylu direkt olarak da reddedemiyor. Çünkü bu insana koruma verilmiş. 2 defa koruma verilmiş cezaevinden çıktıktan sonra. 2.'yi Süleyman Soylu bizzat uzatmış. Yani bunları reddetmesi mümkün değil. Telefonları dinlenmesin diye jammer vermiş. Dinlendirebilirsiniz şeklinde bazı şeylerde bulunuyor ve daha fazla şey bildiğini biliyor Süleyman Soylu ki bugün itiraf etti. Daha fazla şey yeni kasetinde bunları söyledi. Yani o dakikadan sonra artık Süleyman Soylu'nun yapabileceği tek şey karşı saldırıydı. Onu yaptı Süleyman Soylu. Peki programımızın da şimdi sonuna doğru geliyoruz. Hadi Özışık meselesi var. Bir bonus video da yayınladı dün. Evet. Ekstra bonuslu bu. O telefon görüşmesini kaydetmiş. Herhalde ne olur evet, ne olmaz satar bu adam beni şeyiyle bunu kaydediyor, garanti altına alıyor. Arkasından satınca da güm onu rezil ediyor. Yani gerçekten sifonu çekmiş Hadi Özışık ve Süleyman Özışık kardeşlerin şeyini. Fakat şimdi Süleyman Soylu suç duyurusunda bulundu. Bakıyorum bu Hadi ve Süleyman Özışık hakkında hakaret, iftira, örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek, isteyerek yardımdan suç duyurusu. Evet. Ama bu kadar. Bir evine bir baskın, aman delilleri karartabilir, delilleri yok edebilir diye bir endişesi de yok. Normalde burs veren iş adamına, öğretmene hemen evine baskınlar yaparlar bunlar. Yani bu ne demek oluyor? Yani ne demek oluyor? Olay patlamış. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Ben Clubhouse'da falan vakit geçiriyorum biraz. Hadi Özışık'ta Clubhouse'da gelen bir insandır. Birkaç kere bizim bulunduğumuz odalarda sohbetlere katılıp seslerimizi kaydedip kendi kanalında yayınlamıştı yani. Hadi Özışık'ın öyle bir şey vardı. O anlamda ben böyle bir ilahi adaleti gerçekleştirdiğini düşünüyorum ama bizim utanacağımız bir şey olmadığı için Hadi Özışık'ın yayınladığı sesler benim için bir gurur kaynağıydı. Sesimin duyulmasını sağlamıştır ama Hadi Özışık kirli ilişkiler içinde bulduğu için gerçekten rezil rüsva etti. Ya bu ne demek? Hadi Özışık kardeşler çok eskiden beri Süleyman Soylu'yu tanıyan kişiler. Zaten o kontenjandan ünlü olmuş kişiler. Daha önce bir haber siteleri falan vardı ama şimdi Süleyman Soylu da bu güçlü konuma gelince işsiz kaldığımda bana sahip çıktı diyor. İstanbul'a geldiğimde diyor. Bana evet, yüksek maaş verdi diyor Süleyman Soylu için. Şimdi o dakikadan sonra bunların aralarında pek çok şey geçmişti. Direkt saldırsa yeni bir düşman kazanacak. O yüzden göstermelik kendi üzerindeki de şeyi yapmak için, kendi üzerindeki kuşkuları da gidermek için göstermelik bir suç duyurusu da bulundu. Belki o kişilerin ifadesi de alındı. Şu anda zaten işlerinden kovulmuşlar herhalde. Habertürk'ten falan işlerine son verilmiş. O tarz şeyler artık olacak ama ben tabii ki o dediğiniz gibi ev baskın tarzında bir operasyon beklemiyorum yani. Laf olsa belgeli yani. Öyle bir şey olabilir mi? Yani gerçekten suç örgütü içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldı ve pozisyonları varsa evine baskın yapıp o delilleri ortaya çıkarırsın değil mi? Yani bir de öyle bir ifade alındığında Hadi ve Süleyman Özışık kardeşleri neler diyeceği de apayrı bir şey. Çünkü Sedat Peker'in iddiasına göre Süleyman Özışık'ı bizzat yollayan kişi Süleyman Soylu. Süleyman Özışık da bunu doğrularsa yine zorda kalacak kişi Süleyman Soylu'nun kendisi olacaktır. Tabii böyle bir danışıklı dövüş gibi bir ilişki gözüküyor şu anki süreci açısından. Peki programımızın sonuna geldik. Yardımcı doçent doktor Turgay Karagöz çok teşekkür ediyorum yanınıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum Erkan Tufan Aytav.